Emekli maaş farklarına geçelim. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu. Bir OVP gördük, orta vadeli program. Bu plana göre Ocak 2025 itibariyle emekliler nasıl bir senaryo ile karşı karşıya kalacaklar? Nedir bunun hesabı? Evet, ee, burada emeklerimiz yılda iki defa zam alıyorlar bunun bir iz ocak zammı, diğeri temmuz zammı. Hı hı. bakıldığı zaman ocaktan hazirana kadar olan kıstas zaten netleşmişti. %24.73 ama hı hı. E, te temmuzdan Aralık'a kadar olan kısım sadece temmuz ve ağustos ayı netleşti. Geri kalan daha net değil. Hı hı. Ha, yıl sonuyla ilgili yasa koyucunun geçmiş dönemde e, toplamda 2 ve 4 dönem üzerinden ayrı ayrı hep hedef enflasyonlar üzerinden ve buradaki hedefleri tutturmayla ilgili de rakamları OVP'de açıklıyorlar ve bunlar üzerinden de biz oturup bir hesaplama yapabiliyoruz. Yıl sonu enflasyonu 3 tane alternatif var. 38-40 ve OVP'de son yükseltilen 41,5. Eğer yıl sonu enflasyonu 38 olursa ilk 6 aylık dönemde 24 soyutladığımız zaman son döneme %10-64. %40 olursa 12.25 yüzde 41 buçuk olursa 13.45 üzerine üzerinde bir fark gelebilir. Peki memur ve memur emeklisinde ne olacak? Buradaki enflasyon verisinin ekstra olarak onlar da toplu sözleşme devreye girecek. Hı hı. Orada da 2024'ün ikinci döneminde %10, 2025'in ikinci, e, birinci döneminde 6 110. toplu sözleşme imza atıldı. Eğer %38 olursa otomatik olarak onlara kendi içerisinde aktüel bir hesaplama var. %6.61, 61. %40 olursa yıl sonu enflasyonu %8.17. %41.5 olursa %9.32. Dikkat! %6'nın altına düşmüyor. İşte toplu sözleşmede koruma kalkanı burada devreye giriyor. Hmm. Dolayısıyla buradaki enflasyon rakamı düşse bile onlar yüzde altın altına düşmeyecek. Toplu sözleşme nedeni. Toplu sözleşmeden kaynaklı <laughs> diyebiliriz. Şimdi burada e, dikkat etmemiz gereken bir husus var. O hususta en düşük emekli maaşı ne olacak? Hocam çıkıyorsun yüzdeler, enflasyon bunları anlatıyorsun ama benim cebime ne girecek? Tabii ne girecek? O çok önemli. E, şu an emeklerin çoğu kesimi 12.500 lira alıyorsa bir sonraki dönemde de 12.500 mi alacağım? O risk evet var. Neden var? Çünkü 12.500 lira üzerinden hesapladığımız zaman şuradaki 38 buçuk üzerinden hesaplamada yüzde %10.64 olduğu takdirde sıfır zam çekmiştik bir önceki dönemde. Evet. 8.017 TL'nin altında kök maaşları olanlar sıfır zam riski hala kendini koruyor. Ha burada da... Bu düzeltilemez bu... bir şey mi? Bir yasa maddesiyle çok rahatlıkla düzeltilebilir. kalem oynatmaya şey. düzeltilebilir ama yasa koyucu bunu hep taban aylığı yükselterekten hı hı. E, tekrardan e, yapıyor. Ha, orada da rakam 11297 lirayla 11018 lira arasında kök maaşı olanlar sıfır zam riski devam ediyor. Neye yetecek? İnanılmaz. dolayısıyla, dolayısıyla 12500 liralık rakam 14000 ya da 15 bin seviyesine gelme ihtimali olabilir. Dolayısıyla en düşük emekli maaşının gideceği en fazla yer bu iki rakam arası. Aynen öyle. İnanılmaz. Aynen öyle. Hakikaten Doğru. inanılmaz. Peki son soru. Asgari ücret. O ne olacak? Evet asgari ücretle ilgili şu an e, konuşulmaya başlıyor ve çok çeşitli spekülasyonlar ve kamuoyunun nabzı ölçülüyor. Ha, buna göre bir deniyor ki işte biz hedeflenen enflasyon enflasyonu düşüreceğiz. Bununla ilgili enflasyonu çok yükseltirsek oradaki sarmala tekrardan e, e, girecek. Asgari ücret yükselirse enflasyonda beraberinde yükseleceğinden dolayı fırsat vermemek amaçlı bunu düşük tutulması gerekli. Kredi derecelendirme keza IMF gibi uluslararası platformdaki <laughs> e, e, firmaların bunlarla e, alakalı hep düşük tutun diye Türkiye'ye e, ikazları var. Ha ama bu Türkiye'ye bir beden büyük gelir, bunun olabilirliğini ben öngörmüyorum. Neden? Nedeni de işte şu. Şimdi bakıldığı zaman 17 bin e 2 lira şu an asgari ücretimiz var. Hı hı. Bir sonraki yani OVP'de açıklanan 2024 41.5, 2025 17.5, 9.7 ve 7. Yani düşen endekste bir ha diyor ki siz diyor buradan değil de buradan yapın diyor. Ama biz Türkiye'de enflasyonu yaşıyoruz. Hı hı. Enflasyonun tahribatına yol açan giderleriyle ilgili, zararlarıyla ilgili sonrasında telafi ediliyor. Tabii. Emekli maaşında da bir böyle asgari ücrette de böyle, memurlarımızda da böyle. Maalesef. Ha bu sebepten dolayı şuradakini es geçip buraya geçemeyiz. Zaten buradakini telafi edeceğiz ki ondan sonra buraya geçelim. Ama o belli yüzden, ki 17,5 yapacaklar zammı. Yani konuşulması gereken bence buradaki 41, yani minimum bu. Ha bu sadece göstergeler bunun üzerine bir refah payı, geçim indiksi, Kesinlikle. hepsinin olması lazım. Ha eğer buradan olursa yani 17.5 olursa 17.000'den 19.977 liraya bir formülizasyon daha ortaya atıldı. Hı -hı. Orada da denildi ki şuradaki 41.5 ile 17.5'i topla 59 yapıyor. Bunu ikiye böl. Yani bunun ortalamasını al dedi. O da %29.5'a geliyor. O zaman da 17.000'den 22.000 liraya. Ama bana göre buradaki iki rakamında geçersizliği var. Nedeni bizim ilk önce enflasyondan gelen tahribatları gidereceğiz. Ondan sonra üzerine refah payı olması lazım. Komisyondan çıkacak olan karar da bu yönde olacaktır. Tabii. Bakıldığı zaman sadece çıplak enflasyon üzerinden 17 binden bir buçu hesaplandığı zaman 24 bin 58 lira. E buna refah payı eklentisi olmayacak mı? Arada bir 3,5 puan verilirse 24.653, %50 olursa yaklaşık 8,5 puan verilirse 25.503. Niye burası olması lazım? Şu an Eylül ayındayız, çıkıyoruz. Türk İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı var. Ağustos ayının açlık sınırı 19.271. Senin daha arkada 4 ayın daha var. Buradaki 4 ay üzerinden de bunların Tabii. üzerine eklenen zaman bu rakamlar daha yükselecek. Ha Burada söylenen rakamlar zaten şu anda bunları da amorti etmiş gibi duruyor. Dolayısıyla burada en azından bekar sınırın 24.962'nin geçilebilir olması lazım. Bu da en azından sizin yaptığınız bu 25.000 hesabına geliyor. Çok doğru. Hiç iç açıcı şeyler aktarmak durumunda kalmadık değerli izleyiciler ama gerçek bu. Şimdi SGK uzmanı Emin Yılmaz. Sağ olsun öğrendik. Yine. Maaş zammı hesabına giriş 101 gibi bir ders verdi bizlere. Ama içinden bu dersi alırken cebimize bir şeyin girmediğini fark ediyoruz. Gerek asgari ücrette gerek çalışan emekli de gerek emeklilerin 2025 hesabında hiç umut görünmüyor. Eğer böyle yaparlarsa, eğer açıkladıkları gibi yaparlarsa diye bir şart düşüyor Emin Yılmaz. Ama öyle de bırakmadı. Önerilerini de sundu. Bu hesabı şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız. Bu yapılırsa hukuksuz diyerek işaretle etti. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ayağınıza teşekkür sağlık, ağzınıza sağlık. Vakit ayırdığınız için. Şimdi